Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Monster Notebook katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde Steam sonbahar indirimlerinde indirime giren oyunlardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi her yılın Kasım ayında özel indirimler oluyor. Bu yalnızca oyun tarafında değil, gerek Kara Cuma gerekse 11-11 indirimleri olsun, çoğu pazar yerleri tarafından indirimli satışlar yapılıyor. Oyun tarafında da Steam tarafında yıllardır zaten sonbahar indirimleriyle karşımıza çıktığını biliyoruz. Öyle ki her yıl olduğu gibi bu yıl da Steam tarafından sonbahar indirimleriyle birçok oyun indirime girdi. Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde ise Steam sonbahar indirimlerinde indirime giren en iyi oyunlardan bahsedeceğiz. Bakalım ne kadarlık bir indirim karşımıza çıkmış. Dilerseniz videomuza geçelim. Listemizin ilk sırasında Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2 oyunu var. 2018 yılında Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen oyun, aksiyon, macera temalı, enfes bir hikayeli oyun olarak yıllardır ilgi gören oyunlar arasında yer alıyor. Fiyat tarafında ise Red Dead Redemption 2 oyunun normalde 299 TL'lik bir fiyat etiketine sahipti. Fakat sonbahar indirimleriyle 98 TL'lik bir fiyata düştüğünü belirtelim. Yani %66-67'ye varan bir indirim söz konusu. Ki normalde de RDR 2 oyununun pahalı oyunlar arasında yer aldığını biliyoruz. Özellikle AAA olarak karşımıza çıkan yüksek bütçeli bir oyun. Henüz yeni olarak sayabileceğimiz, eğer hala oynamadıysanız kesinlikle deneyimlemek istiyorsanız almanız gereken bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki yıllar öncesinde 98 TL'lik bir oyun ücretine pahalı diyebilirdiniz. Ama gelin görün ki şu andaki oyun piyasasına baktığımız zaman 98 TL bir DLC'nin 5'te 1'i kadar falan, yani şu anda bir DLC bile 300 TL'ye kadar geliyor. Ki ana oyunlar zaten 700-800 TL'lere çıkmış durumda. Bu yüzden RDR 2 oyununun 98 TL'ye satılmasının kesinlikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki zaten son gün 29 Kasım. Evet, sıradaki oyunumuz ise yine piyasaya sürülen yeni oyunlar arasına yer alıyor. 2020 yılında CD Projekt Red tarafından piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 oyununun ilk piyasaya sürüldüğünde buglarla karşımıza çıktığını biliyoruz. Söz konusu oyun en başta aslında çok büyük bir umut vaat ediyordu. Hatta çoğu kullanıcı GTA'dan bile iyi olacak, piyasadaki en iyi roleplay gameleri arasına yer alacağı iddia ediliyordu. Beklenti çok yüksekti. Özellikle CD Projekt Red tarafından geliştirilmiş olması da yine bu beklentileri artıran etkenlerden olmuştu. Ama ne yazık ki beklendiği gibi olmadı. Tabii ki oyun çok güzel ve çok ayrıntılı bir oyundu. Ama yine de beklenilen performansı sergileyememişti Cyberpunk 2077. Hala yine bile tercih edilebilecek oyunlar arasında yer alıyor ki kötü diyemeyiz. Hala en iyi oyunlar arasında yer alıyor. Fakat beklentiler konusunda birazcık altında kalan bir oyundu. Ama hikaye tarafında, eğlence tarafında son derece oynanabilecek oyunlar arasında yer alıyor. Fiyat tarafına baktığımızda da zaten yine uygun fiyat karşımıza çıktığı için denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Normalde 250 TL satışa sunulan oyunun şu anda %50'lik bir indirimle 124 liralık bir fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim. Eğer siz de Cyberpunk 2077 oyununu deneyimlemek istiyorsanız Steam sonbahar indirimlerinden faydalanabilirsiniz. Üçüncü oyunumuz ise Crysis Remastered Trilogy. Crysis, Crysis 2 ve Crysis 3'ün yeniden düzenlenmiş versiyonları olarak piyasaya sürülen Crysis Remastered Trilogy 15 Ekim 2021 tarihinde konsollar ve bilgisayar için piyasaya sürülmüştü. Tehlikeli Link Sanadalarını yeniden ziyaret edecek, insanlığı New York City'deki ölümcül bir virüsten kurtaracak, sel hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracak oyunun yenilenmiş versiyonunu oynayabilirsiniz. Crysis Remastered Trilogy oyununda fiyat tarafına baktığımızda ise normal şartlarda 168 TL'ye satılan oyunun 56.74 TL'ye kadar düştüğünü söyleyelim. Neredeyse %67 oranında bir indirim söz konusu. Eğer bugüne kadar daha önce hiçbir Crysis oyununu oynamadıysanız ve merak ediyorsanız Remastered versiyonunu oynamanız tabii ki daha iyi olacaktır. Çünkü hikaye aynı hikaye fakat grafik ve oynanış tarafında daha gelişmiş bir oyun deneyimi bizleri karşılayacak. Evet, Steam'in yaz indirimlerinde en çok ilgi gören oyunlardan biri de tabii ki EA Sports tarafından geliştirilen FIFA 2023 oldu. Normalde 699 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan FIFA 23 şu anda 419
19 TL'den satışta. Bu yüzden FIFA 2023 oyununda yine tercih edebilirsiniz ki ortada 200 TL'den fazla bir indirim söz konusu. Bu yüzden tercih edebileceğiniz oyunlar arasında yer alıyor. Hatta şu anda piyasadaki futbol oyunlarına baktığım zaman pek de bir rakibini göremiyorum. En yakın PES vardı. PES de ondan sonra ücretsiz bir oyun haline geldi. Daha sonrasında mobil içinde oynanabilen çapraz platformlu bir oyun haline gelip isminde e-futbol yapmıştı. Bu yüzden eğer arkadaşlarınızla beraber maç yapmak istiyorsanız FIFA 2023 tam da size göre. Evet, 29 Kasım'da sona erecek Steam indirimlerinde birçok oyun var ama biz en sevdiklerimizi sizler için paylaştık. Tabii ki her listede olduğu gibi bu listede de unutmamamız gereken bir oyun var, Witcher 3. Witcher 3'ün fiyatı zaman zaman 100'ün üzerine çıkıyor, zaman zaman 70'in altına iniyor. Ben de sürekli takip ediyorum. İndirimlerden önce 60 TL'ye satışa sunuluyordu. Şu anda 12 TL'lik bir fiyata düştüğünü belirtelim. Eğer daha önceden Witcher oyununu oynadıysanız, şu andaki güncel kullandığınız Steam hesabında bu oyun yoksa tekrardan alabilirsiniz. Eskileri yad etmek adına alınabilecek bir oyun. Çünkü önümüzdeki yıllarda Witcher 1'in remake versiyonunda geleceğini biliyoruz. Bu yüzden hikayeyi unutmadan ara ara oynamak gerekiyor diyorsanız 12 TL neredeyse sakız parası. Listede birçok oyun olduğunu belirtmiştik. İsterseniz bir oyun daha ekleyelim. Death Stranding. Death Stranding Director's Cut normalde 400 TL iken şu anda 230 TL'lik bir fiyat etiketiyle satılıyor. Ortalama 160 TL'lik bir indirim söz konusu. Eğer bu oyunda oynamak istiyorsanız yine 160 TL'lik indirimle Steam tarafından satın alabilirsiniz. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı serimizin yeni bölümünde sizler için Steam sonbahar indirimlerinde ucuzlayan oyunlardan bahsettik. Tabii ki 29 Kasım itibariyle bu oyunların fiyatının artacağını da belirtelim. Yani eğer listemizde saydığımız veya saymadığımız diğer indirime giren oyunları da test etmek, deneyimlemek istiyorsanız Steam üzerinden satın alabilirsiniz. Eğer daha önce oynamadığınız veya hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığınız bir oyunsa zaten İndirdiğiniz takdirde eğer beğenmediğiniz bir oyunsa bunu zaten iade edebiliyorsunuz. Tabii ki belirli bir oynama sınırını aşmamanız gerekiyor. Yani belirli bir saati aştıysanız iade etmeniz mümkün olmuyor. Ama eğer indirdiniz, bir saat oynadınız, yarım saat oynadınız, beğenmediniz tabii ki iade edebilirsiniz. Hazır ucuzlamışken ve bu oyunlar hakkında bir bilgi sahibi değilseniz, uzun süredir duyuyorsanız fakat deneyimleme fırsatınız olmadıysa listede sizler için %50'den fazla indirime giren oyunları sıralamıştık. Bu oyunları deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir oyun canavarı videosundan sonuna geldik. Eğer bu video ile alakalı kafanıza takılan bir soru veya indirimde olup da acaba satın alsam mı, oyun hakkında pek de bir bilgim yok, sizce almalı mıyım diye düşündüğünüz herhangi bir oyun varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Biz de sizler için eğer o oyunu deneyimlediysek kendi yorumlarımızı da yine yorumlar kısmında sizlerle paylaşacağız. Bu yüzden kafanızda herhangi bir soru takılmasın. Hepsini yorumlarda bizlerle paylaşın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.